Evet, Blender'da primitif objeleri, mesh objelerini, kafes objelerini, kafes nesnelerini sahneye nasıl atacağımızı öğrendik. Yani geleneksel olarak Shift A ile ya da yukarıdaki Add menüsünden. Bunlar geleneksel yöntemler, eskiden beri olan yöntemler. Bir de yeni bir şey eklendi, interaktif primitif diye. Bu isim ben uydurdum çünkü üzerine gidince interaktif yazıyor. İşte primitifler aslında atarken pek de primitife e benzemiyor. Birazcık şeklini değiştiriyorsunuz artık böyle daha gelişkin hale geliyor. Mesela şöyle bir şeyi var ona bastığınızda ekranda ayarladım. Kendi grid sistemi var. Biraz sonra daha detaylı inceleyeceğiz. Herhangi bir uzayda bir yere tıkladığınızda şöyle sarı bir o objeyle bu koni objesi o objeyle ilgili bir taban oluşturuyor. O biraz önceki gridin olduğu şekilde. Ondan sonra bunu bıraktığınızda artık bunu bu şekilde böyle uzatıp şey yapabiliyorsunuz. Yani boyun uzatıyor. Yani önce taban, sonra height yüksekliği yapıyor. Şöyle böyle bir obje oluşturabiliyorsunuz ee, ve üzerindeki yüzeyine e, nereye giderseniz o o şekil. Bunu sileyim ben. Rahatsız etti beni bu. Tamam. Ee, şimdi şöyle enteresan çalışıyor. Bir tane grid sistemi var. ...şeyi tıklayacağız. Boşluktayken... ...hangi... ...düzlem... ...X'ye düzlemi ya da... ...Y... ...Z düzlemi ya da X'ye düzlemi... ...şeyi açayım... ...Z'yi de açayım, bakın mavi eksen, Z eksen buradan da biliyorsunuz. Mesela şu anda X'e... ...düzlemi bana paralel... ...boşluktayken X'e içinde... ...yer alıyor. Şöyle yaptığım zaman çok... ...açık bir şekilde... ...Y ve Z düzlemi... ...bana paralel, onun içine yer alıyor. Bakın buralarda yer almıyor. Şöyle biraz yukarıdan baktığım zaman da artık... ...X, Y düzlemi bana bakıyor. Bu eksenler, düzlemler konusunda ayrı bir ders yapacağız. Unity'de farklı... de farklı, bazı programlarda farklı. Niye farklı, onlara falan bakacağız. Şimdi bu düzlem içinde, bu temel şekli. Şöyle yapalım, normalde... ...şeyimiz, kullanıcı ara birimimizde... ...şu arkadaşlar var, en son şu eklendi. Bu daha önce bir ara bir ortaya çıkmıştı, eklenmişti. Böyle dinamik yani interaktif, üzerinde şurada add cone to mesh interaktifli aslında... ...ilk başta şu geliyor, add cube add geliyor ve topu topu şu anda beş tane... ...bizim on tane... E, ...objemiz var ama... ...daha da arttırılabilir aslında onlar. E, şimdilik beş tane var. Ee, ve orada şey yazıyor, Et mesela sphere to mesh interactively diyor. Interaktif, primitif obje mi? Primitive obje, ee, küpte başlayalım. Şöyle mesela bir tane kübü şöyle buraya bir tane dikdörtgen çizdik ve sonra yukarı doğru yaptık, attık. Aa ne güzel. Artık şey de değil bu, küp de değil, dikdörtgen oldu ve bunun üzerindeki yüzeylere geldiğimiz zaman o kendi grid... ...sistemini, kendi eksen sistemini oraya getiriyor ve onun üzerine de bir tane atabiliyorsunuz. Şöyle yaparken çok hoş görünüyor hakikaten, çok hızlı bir şekilde e, yüzeylere böyle objeler atıyorsunuz. Buradan mesela kon dediğinizde şuraya bir kon atalım ve e, serbest şekilde attığınız zaman bu konun artık tabanı e, daire olmaktan çıkıyor, elips olabiliyor. Kendi üzerinde e, üçgenlerden oluştuğunu görmüştük. O yüzeylerin üzerine geldiği zaman her bir yüzeyde ona göre yeni bir şekil alıyor ve onun üzerine de böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela bu şeyin havucun havuçtan yaptığınız kardandan burun da çok şahane olurdu. Böyle alanlarda kullanımı çok güzel bence. Ee, şöyle bunları siliyorum tek tek seçip. Ee, şöyle bir e, kullanım şekli var. Üzerine gidip durduğun zaman kendini anlatıyor zaten. Üç tane şey var. Kontrole basarsan, e, snap, e, while drag dragging diyor. Bakalım. E, bastık. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Peki hala bir nesne varken. Evet, snap çalışıyor. Ama nasıl çalıştığını kavrayamadım. Neyse, zaten bunu tam anlatmayacağım. Sadece ne olduğunu görelim diye girdim. Neden tam anlatmayacağım? Çok e, yeni e, bir şey, e, özellik. Yani uzun zamandır üzerinde çalışılan yeni bir özellik. Yeni kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorum. Yani bunda çok emin değilim. Belki de hani interaktif daha yeni kullanıcı, yeni nesil, yeni başlayanlara daha iyi gelebilir ama bir şeyden eminim burada bir sürü parametresi var şeyi var yani kullanıcı ara arayüzü açısından şeylerin sayısı yani obje sayısı açısından falan daha yol alacağı benziyor o yüzden bu dersi şöyle hızlıca bir buna bir bakalım diye çekiyorum biraz daha çalışsınlar üzerinde 293'te muhtemelen bu tam oturmuş olur şeyi kontrolü şu anda tam çözemedim ama mesela alt var ee, bir de shift var. Shift'e basınca ne oluyor bakalım? Bilemedim. Ctrl'e basınca ne, no, no oluyor? Alta basınca ha. Alta basınca merkezini alıyor. Şöyle aldık. Shift'e basınca ha. Basış zamanı fark ediyor. Bakın snap dediği şuymuş. Ee, ben de bir taraftan hem öğreniyorum hem de ders çekiyorum. Şimdi şuradan tıkladık. Dikdörtgen falan oluyor. Shift'e basarak tıklamıştım ya. Oradan anlayamadım. Bu ne ya diye. Shift'e şimdi basarsam yani o ilk sarı üçgen oluşturduğunda artık bakın kare yani serbest dikdörtgen değil kare şeklinde büyüyüp küçülüyor. Ve bıraktım. Ee, aynı kural yükseklik için de geçerli. Yüksekliği böyle serbest yaparken shift'e bastım mı kare. Yani kareden oluş üç boyutlu hali küp. Yani shift e oymuş. kontrolde ee, kontrolü de öyle yapalım. Şimdi başladım. Kontrole bastım. Ha şeylere snap yapıyor. Evet evet snap bundan sonraki bir sonraki ders, onda olan bir özellik bir kontrol zaten snap'tir tamam shiftle birlikte yapınca da çok güzel ee, hem shiftteki demin o kare yani serbest çizim değil de e, düzgün çizim özelliği hem de snap çalışıyor bir de alt varmış ha alt da bakın ee, karenin ya da dikdörtgenin ilk tıkladığımız yer şurası var ya alta basarsan orayı merkez kabul ediyor sonra evet ee, şimdi ikinci aşamaya geçtiğimizde yükseklik için yaptığımızda alta basınca e, yine o ilk tıkladığımız... ...yer merkez olacak şekilde bir e, üç boyutlu obje yapıyor. Hadi bir de shifte bastım. Evet, küpün ortası tam o ilk tıkladığım yer haline geldi. Güzel, tamam. Bir de yalnız bunun yukarıda böyle şeyleri var. Ee, atmaya başladığım zaman çıkan yok seçtim şu anda aktif olarak onun içindeyim. İşte surface e, üzerine durunca neler söyleyecek? Initial depth başlangıç derinliği, e, target to use while snapping. İşte demin ki kısa yollarla kullandığım şeylerin biraz daha gelişmişleri var. Burası bana biraz kalabalık ve çok da düzenli değilmiş gibi geldi. Bunu herhalde orayı kullanmak iyi bir fikir gibi görünüyor ama başka bir şeyler yaparlar gibi geliyor bana. Öyle yani bu, burada şimdilik beş tane interaktif e, objemiz var. Daha modern programlarda, e, interaktif programlarda mesela neydi adı? SketchUp falan gibi programlarda insanların alıştığı. E, bence işte ilk başladığında bak böyle küp atıyorsun falan diye rahat kullanmalarını... E, ...programa soğumamalarını sağlayacak bir özellik. Hani bu amaçlı yalı çıkılmış demek istemiyorum ama... E, yani öyle bir şey var. Yani buradan etten, meşten, plane'in, bul, bul falandan biraz daha. Ondan sonra yani bir tane standart küp at. Ondan sonra onun yüksekliğini bilmem neyi falan bir sefer de tak yapıyorsun. E, ee, alışılırsa iyi olabilir. O öyle. Şunların hepsini sil seçip A ile X ile delete le sildim. Şimdi bir de şeye değineceğim. Geçen derste torus objesi attığımda ne, neredesin torsopresi? Ta burada, evet çok uzaklaşmışım. Ee, şuradaki e, last operation menüde majör minör... ...bakın yukarıdan bakınca biraz anlam kazanıyormuş o. Şu anda bottom, tap bakalım. Majör minör demiştim, majör e, şeyi de açayım daha belli olsun, wireframe'i yani kafes görünümü. Şu büyük daireler, yukarıdan bakıyoruz ne? Şu büyük daireler, majör daireler, onların yarıçapları şuradaki majör radyüs. Şunların... Yani merkezden geçen daire olması lazım, o bakalım, uzaklaşalım. Evet, şurası bir birim, şöyle bir metre. Snap'te birimleri göreceğiz biraz sonra. Tam şu ortasından geçen dairenin... E, yarı çapı, onu ayarlıyoruz. Böylece büyüttüğümüz zaman böyle ince bir simit haline geliyor. Minör radius da şöyle yandan baktığımızda ve şeffafı basayım. E, şu böyle minik minik daireler var ya, onlar da miner daireler. Onlar, yani ben bunu anlatmıştım zaten, bunu biliyordum. Ve böyle kullanıyordum uzun yıllardır da o yüzden öyleymiş. E, şeye geçtiğinizde, şuradaki dimension mod da... Dimension, Dimension modda, Exterior, Interior yani dış ve iç çap demektir aslında. Orada biraz anlam kargaşası da var, radyosunu değiştiriyorsunuz. Yani ben bunu aslında normalde teknik olarak dış çap, iç çap derim. Yani gördüğünüz şu anda yukarıdan baktığınız zaman torusa iki tane aslında daire, çember görüyoruz. Birisi şu koyu turuncu dış, öbürü de iç. Onların yarıçaplarını değiştiriyoruz yani mesela şöyle yaptığım zaman aşağı yukarı 2 olması lazım 1.8. Şöyle çünkü 1 2 şuraya getirdim şurası içerideki de ee, olan değiştirmemişim ki tıklayamamışım pardon. Exterior. Ee, bir daha yapalım. Şöyle 2'ye getiriyorum aşağı yukarı. Ha 2. Bakın şu 1 bir birim. Şurada 2 birim. Şuraya getirdim. 2 yarıçapı dış ...dairenin. Şu da içi, o da bir de zaten ama bakın onu, deminkinden biraz daha değişik bir yöntem bu. İçi de sıfır elliye getireyim. Mesela böyle oldu. Oraya bakmadan oraya bakarak getirdim. Bakın yani şey o, e, öyle. Oymuş yani iki şekilde ifade edebiliyorsunuz bir torusu. Yani bir o majör ve minör e, çemberlerin yarı çaplarıyla, bir de yukarıdan baktığınızda dış ve iç çemberin yarıçaplarını değiştirerek. Ee, bir de şey demiştim bu operatör presets buradan yeni mesela pentagon yapmıştım bir tane. O pentagon oldu. O duruyor orada. Artık kapatsanız da o orada var silinceye kadar siz. Ha, iyi fikir gelmişti öyle hakikaten. Ama şey hoşuma gitmedi sonra yani bunu ben şuraya atmak istiyorum demiştim. Shift sağ tuşla yani ben en temel yaptığım iş benim Blender'da bu. Ee, 3D kursörü bir yere koyuyorum oraya atıyorum. Yani bu çok kullanışlı bir şey. Her zaman kullanmak zorunda mıyım? Hayır, yani oradan alıp başka yere sürükleyebilirim ama e, ben şimdi e, Pentagon'un e, şeyi orada, e, merkezi orada, e, tasarım sırasındayım. Bunları işte buraya aldım falan, bu şeyine girdi ve buraya bir tane o Pentagon'ları atmak istedim. Shift A, e, Pentagon'a geçmedim şimdi yine A attı, rezil oldum. Demek ki e, bir dakikada bir daha yapalım. Şuraya shift A olsun bir şey öğreniyoruz. Ben resul olayım, varayım. Tamam, tamam yapıyor. Peki nasıl yapıyor? Bakalım. add Torus e, operatör. Ha yok yok olmadı, olmadı kardeşim çünkü son ayarlarımın aslında Pentagon atmıyor. E, son ayarlarımı atıyor. Ben şimdi onu bunu... evet evet iyi oldu. Bu e, şimdi ben bunu yine arttırayım e, şeyleri. Hmm. Bunlar Pentagon değil. Ee, şöyle bunu buraya attım. Bunlar yine torus. Son yaptığım ayar e, dan dolayı pentagon gibi görünüyor. Şuraya attım. Shift A ile torusu yaptım. Geldim operatörden pentagon dedim. Pıt diye gitti bu. Sıfır attı. Bu hoşuma gitmedi. Yani çünkü o pentagonu yaparken ki koordinatlar sıfır sıfır sıfırdı. Yani şu buradaki last operation paneldeki her şeyi tak diye ...şablon olarak bu yeni objeye basıyor, onun da merkezi buraya gidiyor. Çok önemli mi? Değil ama şaşırtıcı. Yani bir, buraya atsın istiyorsun, normal kullanımdan biraz farklı, oraya atıyor. Yine kullanılabilir ama açıkçası yani e, ben bunu hiç ellemeden normal torus atar. E, hemen ayarlar. İstediğim e, objeyi yaparım. Yani çok sık karşılaşacağım bir şey değil zaten bu. Bunu da böylece düzeltmiş olalım. Bu derste böyle bir düzeltme dersiydi. Primitif objeleri gördük. Ee, bu arkadaşlar primitif objelerimiz. Ee, şimdi bundan sonraki derste Snap'i göreceğiz. Snap'te e, Blender'daki yine sorulardan bir tanesi böyle arada sırada işte e, mimarlıktan, e, makine mühendisliğinden çizim yapmak isteyenler, oralardan gelenler taket kullanımından dolayı ölçülü çizim yapmaya alışık ama gördüğünüz gibi çizerken sanki ölçülü çizim Blender'da yokmuş gibi. Halbuki var, onun nasıl yapıldığını. Snap en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi. Ee, başka yolları da var. Yani direkt böyle klavyeyle yazabiliyoruz. Hmm, onu da başka bir derste belki veya da uygulamalarda görürsün. Çünkü o basit bir şey ama Snap geniş bir konu. Snap'te görüşelim.